Herkese selam. Bugünün kitabı Aziz Nesin'in en sevdiğim kitaplarından biri olan Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Bugün sizlere Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'dan ve Aziz Nesin'den kısaca bahsetmek istiyorum. Bu kitabın benim hayatımdaki yeri gerçekten çok ayrı. Çünkü bu kitap benim lise 1'de yani 15 yaşındayken okuduğum ilk kitap. Ve Aziz Nesin'e de ilk olarak bu kitapla öğrenip sonra diğer bütün kitaplarını okudum ben. Türkiye'yi, Türkiye'nin bürokrasisini ve Türkiye gerçeğini Yaşar Yaşamaz'ın yaşadıklarından öğrendim. Yaşar Yaşamaz. Gerçekte yoktur aslında Yaşar Yaşamaz. 1897'de doğan babasından tam bir yıl önce 1896 yılında doğmuştur Yaşar Yaşamaz. 12 yaşında okul kaydını yaptıracağı dönemde nüfus kağıdı çıkarmaya gittiği zaman öğrenir Yaşar Kale'de şehit düştüğünü. Fakat kanlı canlı karşısındadır işte memurun. Yaşıyordur aslında Yaşar Yaşamaz. Askere alınırken sen bu devlete hizmet edeceksin derler Yaşar'a. Yaşar koşa koşa askere gitmeyi kabul eder. Çünkü askere gitmek yaşadığının kanıtı değil de nedir? Yaşar bir şekilde bir yolunu bulur ve terhis olur. Zar zor eve döner askerden sonra Yaşar ve karşısına yığınla borç çıkar. Yaşamadığı için terhis olamaz ama borçlarını ödeyecek olduğunda yaşayası tutar Yaşar'ın. Miras alacakken yaşamaz ama tımarhaneye kapatacakları zaman yaşıyorsun derler Yaşar'a. Hastaneye giderken yaşatırlar, taburcu ederken öldürürler. Vergi ödetirler, hapse atarlar, hırpalarlar. Bu hep yaşıyorsun derler Yaşar'a. Ama kendisinin devlete işi düştüğünde öldün, yaşamıyorsun. Gerçekte böyle biri yok ki derler Yaşar'a. Ona ödenecekken şehit düşürür, ondan alınacakken yaşatırlar Yaşar'a aslında. Ve bir gün ağzına ne gelirse sayar Yaşar. Hükümete söver, talihine söver, hayatında yaşadığı her şeyle ilgili bir sürü şey söyler Yaşar. Ve Yaşar'ın yolu bu kez de hapishaneye düşer. Miras alacakken yaşatmadıkları adamı hapishaneye atarken yaşatırlar aslında. Çünkü Yaşar hükümete karşı çıkmış, ağzını açmış ve sesini yükseltmiştir. Bu yüzden artık yolu hapishaneye düşmüştür Yaşar'ın. Yaşar hapishaneye düştükten sonra hapishanede sürekli yaşadığı hayat hikayesini yanındaki koğuş arkadaşlarına anlatmaya başlar. Zaten Yaşar'ın hikayesini de biz onun ağzından bu şekilde dinleriz. Kara Kaplan Nizami Bey ile tanışır ve hayatında ilk defa böyle bir kabadayı ile karşılaşmıştır. Hapishane günlerinde Yaşar'ın anlattıklarına kahkahayla güleriz hepimiz. Zaten biz hep ağlanacak halimize güleriz. Bozuk da olsa bir düzeni vardır bu dünyanın, bu memleketin. Yaşar da bakar ki kendi yaşadığı gibi olmuyor. Bu düzene, bu bozuk düzene ayak uydurmaya karar verir. Ve Kara Kaplı Nizami Bey ile tanışıp ondan öğrendiği şeyleri artık Yaşar kendi hayatında uygulamaya başlar. Ve açar gözünü, başlar yaşamadığı günlerin hesabını sormaya Yaşar. Kitabın ilk bölümü tarihlerin yazmadığı bir kaçakçılık adıyla başlıyor. Burada zaten bir sürü bölüm başlığı göreceksiniz. Yaşar'ın anlattığı hikayelerin, kendi hayatından anlattığı kesitlerin hepsinin bir başlıkları var. Aziz Nesin hepsine bir başlık seçmiş. Burada ilk karşımıza çıkan bölüm tarihlerin yazmadığı bir kaçakçılık. Bir cezaevi ve bu cezaevinde bir imam. İmam namazı kıldırmak için mihraba gelir ve tam arkasında saf tutan kişi Yaşar'dan başkası değildir. Yaşar daldırır elini cübbeye ve oradan bir paket alır. Gündüz, ikindi, akşam, bütün namazlarda bu devam eder. İmam Yaşar'a bunu konduramaz bu yaptığı şeyi. Ne yaptığını da anlamaz açıkçası. Ve sonra buna dikkat etmeye karar verir. Yine bir gün cuma namazında imamın tam arkasında saf tutar Yaşar. Ve imam secdeye vardığında Yaşar da onunla birlikte secdeye varır. Ve elini yine imamın cübbesine daldırır. Bu kez aradığı şey orada yoktu. Yaşar başlar imamın cübbesinin içerisinde aradığı şeyi bulmaya çalışmaya. Ama hiçbir şekilde aradığı şeyi bulamaz. Cemaat secdeye varır, secdeden kalkar. Yaşar da secdeye varır, secdeden kalkar. Ama her seferinde tekrar aramaya başlar paketi. Çünkü paket aslında bir eroin paketidir ve içinde yani dünyanın parası yatmaktadır. Yaşar da bunun farkında olduğundan telaşla imamın cübbesinin içinde elini daldırıp aramalarına devam eder. Tabii Yaşar da haklıdır. Yaşar paketi bulamasa, paket imamla birlikte eve gitse, paket sonra bulunsa imam ya da Yaşar hapis yatacaktır. İmam kendini aklasa da Yaşar en az 5 yıl daha hapis yatacaktır. Bunu bildiği için her şeyi göze alıp imamın cübbesinde aramaya devam eder. Ama imam artık bu duruma daha fazla dayanamaz ve orada zaten ortalık birbirine girer.
Ve işte Aziz Nesin, Yaşar'ın hikayesine tarihlerin yazmadığı bir kaçakçılık olarak başlamıştır. Dediğim gibi Yaşar, Kara Kaplı Nizami Bey'den tarihlerin yazmadığı bu kaçakçılıkları, bu dolandırıcılıkları, bozuk düzene ayak uydurmayı, bunların tamamını öğrenmeye başlamıştır. İşte Yaşar'ın yaşadıklarından biri de budur. Aslında yokum diye başladığı anlatmaya nasıl devam edecektir? Hepinizin gerçekten Yaşar Yaşamaz'ın hikayesini okumanızı tavsiye ediyorum size. Bir radyo tiyatrosu, sonra senaryo, ardından da kitap olarak basılır Yaşar Yaşamaz'ın hikayesi. Hatta 1975 yılında çekilmiş olan, başrolünde de Yaşar Yaşamaz'ı Hayat Akçatepe'nin oynadığı bir de filmi vardır. Ve benim hayalimde, aklımda canlandırdığım Yaşar da kesinlikle Halit Akçatepe'nin Yaşar Yaşamaz'dır. 20 Aralık 1915'te Heybeliada'da doğar Aziz Nesin. Aslında ben onun bütün yaşamından, hayat hikayesinden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ben sadece onun hayatındaki önemli noktalardan, kırılma noktalarından bahsetmek istiyorum bugün size. Çünkü hani normal bir yerde, bir Google'da bir arama yaptığınız zaman bile karşınıza zaten Aziz Nesin'le ilgili birçok bilgi çıkacak. Ama ben bu bilgilerin çoğuyla değil de onun hayatıyla ilgili önemli detaylarla ilgileniyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü onun hayatında çıkardığı dergilerde, anlattığı şeylerde öyle detaylar var ki bunlar gerçekten unutulmaz detaylar. Kendisi hem gazeteci, hem yazar, hem mizah bombası, hem de çok iyi bir eleştiri ustası. Aziz Nesin eserlerinde evet kendi adını da kullanmıştır ama Türk edebiyatında en çok takma ad kullananlardan biridir. Kendisinin 200'e yakın takma adı vardır. Kitaplarında da bunları kullanmıştır. Bedri Birdir Bir, Bahri Filefil, Kerim Kihki, Fettane Şatifil ve daha neler neler nasıl isimler kullanmıştır tahmin bile edemezsiniz. Ancak araştırdığınızda Aziz Nesin'in takma adlarını siz de göreceksiniz mutlaka. Aziz Nesin Tan gazetesinde kısa bir süre yazılar yazmıştır. Köşe yazarlığı yapmıştır burada. Ardından Parti Kurmak, Parti Vurmak adlı bir broşürle ilk bağımsız eserini vermiştir. Bu broşür çıktığı zaman Aziz Nesin 30 yaşında, 1945 yılındayızdır. 1946 yılına geliriz ve 1946 yılında Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve daha niceleriyle birlikte Marco Paşa dergisini çıkarır. Bu dergi tam 77 sayı sürer. Bu 77 sayının sonunda yaklaşık 8 yıl, 2,5 aylık bir mahkumiyet yaşar dergidekilerin tamamı. Ve bu dergi yüzünden de sürgün edilir Aziz Nesin. Bunun ardından 1948 yılına geldiğimiz zaman Aziz Nesin kendisinin en ünlü eserlerinden biri olan Azizname'yi yazar. Yaşamanın değişik dönemlerine girmiştir. Aziz Nesin Birlikte Yaşadıklarım, Birlikte Öldüklerim adlı kitabında 1948'de yaşadığı bu olayı şöyle anlatır. Bir gün evine bir polis gelir Aziz Nesin'in. Gelen polisler onun savcılıktan çağrıldığını söylerler ve Aziz Nesin savcılığa gider. Savcılıkta kendisinin yanına bir polis memuru gelir ve ona bir paketten bir altın çerçeveli kırık bir gözlük çıkarır. Çıkardığı gözlüğün kime ait olduğunu sorar. O da gözlüğün Sabahattin Ali'ye ait olduğunu söyler. Ancak ekler, bilmiyorum, yanılabilirim der. Ardından yine paketin içerisinden bu kez de bir Pushkin kitabı ve yanında yeşil mürekkeple doldurulmuş bir defter çıkarır polis memuru. Bu kez Aziz Nesin emindir ve defterin Sabahattin Ali'nin olduğunu söyler. Ve onun hep yeşil mürekkep kullandığını, yazılarından onu tanıdığını söyler Aziz Nesin. Ve ağlar. Bu şekilde Sabahattin Ali'nin karşılaştığı suikastten ilk onun haberi olur. Ve bu suikastle birlikte bir dostunu böylece kaybetmiştir Aziz Nesin. 1952 yılında Oluş Kitabevi'ni açar. Levent'te bir yerdir burası. Ve burada bir de Levent'te gazete dağıtmaya da başlar Aziz Nesin. Ancak kısa süre sonra burayı kapatır. Çünkü onun iki çocuğu vardır ve geçimini buradan sağlayamıyordur. Ve zaman ilerler. Biz 1955 yılındaki 6-7 Eylül olaylarına geliriz. Bu olaylarda hükümet bir suçlu aramaktadır ve bu aradıkları suçlulardan biri de kendilerine göre suçlulardan biri de Aziz Nesin'dir. Onu birçok suçla itham ederler ve Aziz Nesin böylece yine hapis yatar. Filhamdi'yi, Zübü'yü, daha nicelerini yazar. Kimsesiz çocuklar yetiştirmek için Nesin Vakfı'nı kurar. Ve ardından 1978'de Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ile Madaralı Roman Ödülünü alır Aziz Nesin. Ben onun ölümünden çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü onun eserleriyle bizlerin arasında yaşadığını düşünüyorum ben. Şu anda Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından yine Nesin Vakfı'nın gelirleri karşılanmaya devam etmektedir zaten. Yaşar Yaşamaz'ı ve hikayesini okuyanlardan, hatta okumamış olanlardan da bununla ilgili yorumlar bekliyorum. Aziz Nesin'le ilgili birkaç video daha çekmek istiyorum. Eminim Yaşar'ı okuduğunuz zaman siz de kahkahalarla gülecek, yok artık diyeceksiniz. Hepinize bu kitabı tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.